Kan Çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Boşanma belgeleri imzalandı. Peki ama boşanma gerçekleşecek mi? Dilan ve Baran'dan boşanma öncesi son çıkış. İkili ya itiraf edecek ya da bu aşkı kalplerine gömecekler. Sizler de görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Kan Çiçekleri'nde Baran ve Dilan'ın yine iki gözü iki çeşme. Artık ağlayarak boşanma belgelerini imzaladıklarını günlüklerine yazabilirler. Yahu her şey düzelmişken nereden çıkardınız şu boşanma işini? Her şeye rağmen ikili yine sahile attı kendini. Neyse ki kavga gürültü kopmuyor. Hatta eğleniyorlar bile. Dilan'ı ilk kez bu kadar içten ve samimi eğlenirken görebiliyoruz. Bu ne demek? Baran'ın yanında kendini iyi hissetmeye başlamıştı. Ufaktan ufağa birbirlerine kaçamak tatlı sözler çiftin arasını yumuşatıyor. Dediğimiz gibi Dilan ve Baran da inatçı. İkiliyi mahkeme koridorlarında görmeye hazırız. Dilan'ın Baran'la beraber çocuklar gibi eğlenmesine sevindik. Dilan'ın ben kazandım derken mutluluğunu gören Baran'ın da mutlu olmasına eridik. Dilan'ın Baran'ın kucağına düşmesine hepimiz sevindik. Baran'la Dilan ayrılmasın, bu hikaye yarım kalmasın diyoruz. Dilan'ın taş sektirmeyi kazanınca çocuk gibi sevinmesini izleyeceğiz gelecek bölüm. Dilan da aşık olduğunu kabullendiğine göre Dilan'la Baran hiç ayrılmasın. Dilan'la Baran'ın vedalaşma sahnesini görmek istemiyoruz. İlk defa bizim kız mutlu oldu. Gözler hiç kimseyi görmedi. Baran'a nasıl da sarıldı, yüzümüzde güller açtı. Çünkü Dilan boşanmak istemiyor. Çünkü artık Baran'ı seviyor. Baran ve Dilan'ı ilk kez bu kadar mutlu görüyoruz. İki taraf da bizce boşanmak istemiyor. Duygularını ise söylemiyorlar. Hatta keçilik peşindeler. Hadi sizler de görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Bu Dilan'ın yanlış anlamalarından sıkılan bir tek biz miyiz Allah aşkına? Dilan'la Baran dışında bütün çiftler kavuştu. Vatana millete hayırlı olsun. Dilan'la Baran'ı bir kenara bırakıp herkesi mutlu eden senarist, seni gördüğümüz yerde boğmak istiyoruz. Azadeden nefret edenler kimler? Diziden gitsin diyenler burada mı? Senden mükemmel bir baba olacağına eminim. Senden de bizce mükemmel bir anne olacak Dilancığım. Azadeden hepimiz nefret ediyoruz. Serap'ın defolup gitmesine ise seviniyoruz. Yağmursa kendini çok iyi geliştirdi. Başlarda biraz rolünü yapamıyordu ama şimdi performansı çok güzel. Kendisi de öyle tabii ki. Dilan'ın sürekli Azade'nin gazına gelip Baran'ı dinleyip anlamadan yargılayarak gitmek istemesinden vallahi billahi bıktık. Baran ve Dilan boşanmayacak diyen bir tek ben miyim acaba? Dilan gitmesin, mutlu olsunlar istiyoruz. Böyledir vedalar. Boynu bükük yaralı koyar insanı. Mutlu olma ihtimalin bile sevdiğinle gider. Ne de güzel söyledin be Ahmet amca. Dilan da kaç gündür gitmek istemiyor ama sürekli gideceğim gideceğim deyip duruyor. Otur kızım, seviyorsan otur evinde bacım. Sürekli Dilan'la Baran ayrılacak diye üzülmekten vallahi sıkıldık. Fırat'ın yaptığınaysa tam da burada kalbimizi bıraktık. Umarız hiçbir şey değişmez. Ayrılık kelimesinden, Dilan'la Baran yüzünden artık nefret eder olduk. İnşallah Serap gibi Azade de diziden defolur gider. Hadi sizler de görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Baran ve Dilan'ın baş başa kalıp yemek yemelerine, dans etmelerine ve en önemlisi Baran'ın Dilan'a olan aşkını ilan etmesine sevinen, mutlu olan bir tek biz miyiz? Serap'ın Derya gibi kötü kalpli olmamasına gerçekten sevindik. Fırat babasına karşı çıktı, aşkını itiraf etti. Darısı Baran'la Dilan'ın başına diyen kaç kişiyiz? Serap yapılmaması gerekeni yaptı. En azından Derya gibi Dilan'a kötülük yapmadı. Helal olsun sana. Dilan ve Baran boşanmasın. Tüm ekibe çok teşekkür ederiz. Vurup yaralı bırakmadınız, sezon finalinde bizi mutlu ettiniz. Sonunda bunca zahmetten sonra bizi mutlu ettiniz ve ağlatmayan bir şey görebildik. Hayallerindeki dansı gerçeğe dönüştürmek kaçıncı seviye Baran ağa? Serap'ın böyle akıllı ve gururlu bir kadın olacağını bilmiyorduk. Onu sevmeyen bir adamın peşinden koşmadı. Serap'ın Baran'ın sevgisini öğrenince gideceğini biliyorduk. Bu kızda Derya gibi bir psikolojik takıntılılık görmedik neyse ki. Serap çok güzel konuştu, helal olsun. Derya cadısı gibi değil, Azade'nin de ağzının payını verdi. Fragmanı resmen ağzı açık izledik. Aramızda bir hançer yarası. Bir yakar bir üşütür bakışın ikimizi. Baran'a bu hançer fena koymuş anlaşılan. Bizler bunu bir aşk itirafı sayıyoruz, öyle değil mi? Peki sizler ne sayıyorsunuz? Görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Dilan ve Baran'dan boşanma öncesi son sözler. İkili ya itiraf edecek ya da bu aşkı kalplerine gömecekler. Peki ya ne yapacaklar? Sizler de görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Kan Çiçekleri'nde Baran ve Dilan adım adım boşanma evresine yaklaşırken oldukça gergin ve düşünceliler. İkili istemeye istemeye ayrılma noktasına kadar geldi. Baran Dilan için yeterince savaş verip vermediğini sorgularken Dilan'ın gidecek olmasına kahroluyor. Boşanma kararının ağzından çıkmasıyla oldukça üzgün olan Dilan, kader tarafından sorguya çekiliyor. Dilan'ın verebilecek cevabı yok. Baran'dan duymak istediklerini duyamadığı için ikilemde.
Baran ve Dilan birbirlerine son kez doya doya bakıyor gibi sanki. Dilan Baran için veda hediyesi hazırlayacak. Bunun için oldukça özeniyor. Serap ise Baran için boş hayallere kapılıyor. Baran onun frene basmasını sağlıyor neyse ki. Bu konuşmaları duyan Dilan ne hissedecek? Dilan Baran'dan özür dilerken boşanmadan dönebilecek kadar cesaretleri var mı acaba? Aşklarıyla sınanan bir diğer çift ise Fırat ve Gül. Hem Hasan hem de kader bu ilişkinin önünde engel. Yıldırım nikah yapmadıkça ikili kolay kolay kavuşamaz gibi duruyor. Dilan'ın her şeyi öğrenmesine, yani Baran'ın Serap'la sadece arkadaş olduğunu öğrenmesine çok sevindik. Dilan'ın Serap'la Baran'ın arasında bir şey olmadığını öğrenmesi yüreğimize su serpti. Serap da Baran'dan umduğunu bulamadı. Çok şükür boşanmadan gerçekler ortaya çıktı. Artık geriye bir tek itiraf kaldı. O itirafı da inşallah ölmezsek seneye duyarız. Serap'ın daha Dilan gitmeden Baran'a yanaşması tam bir affedersiniz nokta noktaydı. Serap artık diziden gitsin butonuyuz. Beğen tuşuna bas, Serap diziden defolup gitsin. Dilan da zaten bu yüzden boşanmak istemiyor muydu? Bunlar sadece arkadaş. Şimdi vazgeçsin ve gitmesin. Baran'ın anlama sorunu, Dilan'ın da gereksiz gururu bizleri artık deli ediyor. Bu dizideki tek sorun iletişimsizlik. Koca koca insanlar yanlış anlaşılmalarla ne hale geldiler? Ahmet amcanın her sözü ise kalbimize işliyor. Baran'ın Serap'a biz arkadaşız demesi çok güzeldi. Dilan ve Baran'ın kahvaltısına ne oldu? Dilan yaralanmadan önce birlikte kahvaltı yapmaları gerekiyordu. Yağmur Dilan'a söz verdi. Öyleyse niye yapılmadı o kahvaltı? Neyse ki Serap morardı kızardı. Serap beter olsun. Dizideki iç seslerden de midemiz bulandı artık. Hadi sen de görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz. Baran ve Dilan boşanmasın, aşklarını itiraf etsin diyenler burada mı? Serap'ın Baran'ın Dilan'a aşık olduğunu anlamasına sevinen bir tek biz miyiz? Dilan'ın Baran'ın her şeyini bilmesi ama onu ne kadar çok sevdiğini bilmemesine acayip şaşırıyoruz. Tek korkumuz yaşlı teyzenin sevdiğiyle hikayesinin yarım kalması gibi Dilan'la Baran'ın hikayesinin de yarım kalması. İşte bu çok acı olur. Gerçekten Baran artık fark etsin Dilan'ın aşık olduğunu. Yeter artık, bıktık, yaşlandık. Ama Serap yine de Baran'la Dilan'ı görünce kıskançlıktan çatlıyor. Serap beter olsun. Baran'ın Dilan'ın çocuk gibi yüzüne bulaştırmışsın deyip yüzünü silerken gülmesine mutlu oldunuz mu? Serap bile öğrendi artık bunların aşkını, bir hala bunlar kendisi kabul edemedi. Yani birbirinizi bu kadar düşünüp severken nasıl bu evliliği sonlandırmaya meraklısınız, gerçekten inanamıyoruz. Azade'yi boğmak isteyen kaç kişiyiz? Azade, Serap ve Derya cadısına lütfen fırsat vermeyin. Serap'ın gitmesini istiyoruz ve Allah aşkına şu Baran'la Dilan'ın iç sesinden bıktık ya. Bu ne, hep aynı şeyler. Bunların iç sesine en sonunda mikrofon takacağız. Ah Baran'a ah. Hiç kadın ruhundan anlamıyorsun. Sen kal demedikçe Dilan gitmesini istediğini zannedecek. Sen kal gitme dersen Dilan da hiçbir yere gitmez. Tek umudumuz kaldı, o da aşiret meclisi.